Bugün, şimdi şu saatte Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya aykırı bir emir verdiğini düşünüyorum. Anayasaya aykırı, kesin açık belli. Abi efendim ne yapıyorsunuz? Bu doğru değil diyecek bir genel kurmay heyeti var mı Türkiye'de? Yok. Yargı heyeti var mı? Üst yargı? Yok. Çay topluyor. Kızını tayin ediyor utanmadan. Aynı gün içinde başka yerden alıyor, başka yere tayin ediyor. Onun çocuklarını anneye doğurdu, ötekileri manda mı çıkardı? Böyle şey olur mu? Bu milletin, sen doğalgaza bir yılda dünyanın zammını yapıyorsun. Memura, emekliye %10. Kış günü ısınamıyor insanlar. Mutfakta ateş yanmıyor. Nasıl o sarayda rahat uyuyabiliyorsunuz siz? Siz nasıl Müslümansınız ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın zulümle kimse abad olmaz. Türk milleti evet geç tepki verir. Ama geç de olsa bir tepki verdiğinde önünde kimseyi dinlemez. Dünyada şimdiye kadar yatağında rahat ölen bir tane tek adam yoktur. Bir tane tek adam gösteremezsiniz bana. Tabii ki öyle bir şey istemem ben. Tabii ki öyle bir şey istemem. Tayyip Bey yargılanmalıdır. Türk hukuk sisteminde gerçek bağımsız yargıda yargılanmalıdır. Söylediği her söz suçtur. Yani şunu söylüyorum, bunların hesabını görmeyen, bunları milletle paylaşmayan siyasi partilerinde hepsi suçludur. Bu suça sizin ortaktır. Söylediğiniz cesarette cesaret değil, ben doğru söylüyorum, ben bu ülkede yaşıyorum. Muhalefet partilerinin liderlerinden dahi duymuyoruz. Bilmiyorum ben, niye konuşmuyorlar ama yani. Bir birliktelikleri mi var nedir? O zaman Türkiye'nin başına bir sürü proje partisi mi sarıldı, bela edildi 2002'den bu yana? Yani bunları da düşünmek insan artık herkesi de suçlamaktan insan çekinir hale geldi. Yani neden çekinir? Hiçbir şeyden çekinmem de yüzlerine karşı da bunları söylerim, o ayrı bir şey. Ama yani biz bir devletiz ya, bizim binlerce yıllık tecrübemiz var. Ya bizim Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2262 yıl önce kurulmuştur bu Kara Kuvvetleri diye yazar. 250 sene, 300 sene evvel kurulmuş askerin, şey bir ülkenin eş başkanı olmamalı benim cumhurbaşkanım. Benim cumhurbaşkanım yurt dışındaki mal varlığı sebebiyle rehin alınmamış olmalı. Benim cumhurbaşkanım rehin alınmışsa ülke rehin alınmış demektir. Bunu biz Türk milletine anlatacağız. Türk milleti bunu eninde sonunda anlayacak.